Yeni bir videodan herkese merhaba sevgili dostlar. CES'te turumuz devam ediyor. Acayip teknolojiler var. Şu anda Sony'nin standındayım. Sony'nin Vision S01 modeli vardı. Şimdi yanına yeni bir kardeş geldi. Gelin Vision S02'ye yakından bakalım. Görmüş olduğunuz bu aracı ben 2 yıl önce incelemiştim. Yani hiç kimseye nasip olmayan bir şekilde incelemiştim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi görünüyor. Nasıl inceledin diye soracak olursanız dedim ki bizim ülkemizle sizin ülkeniz çok yakın. Ben bu araca girmeyi hak ediyorum demiştim. Peki o zaman dediler sana 2 dakika süre. Şu anda da o videodan bazı sahneler izliyorsunuz zaten. Şimdi 2 yıldır bu araç epey test edildi. Yani yola da çıktı. Çok güzel videolar da yayınlandı. Şu an güzel güzel tozunu alıyorlar. Vision S01 epey ilerledi. Bir yandan bu araç artık seri üretime hazır hale getirilmeye çalışılırken bu sefer yepyeni bir kardeş geldi. Vision S02. Yani şuradan baktığımız zaman birbirine gerçekten çok benziyor boyut olarak. Ama bunu bir sedan, onu da bir kompakt SUV gibi değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Sony'nin izini burada nasıl görebiliriz? Açıkçası hani baktığınız zaman aa bu araç Sony diyemiyorsunuz. Ama Sony'nin birçok markası var. Mesela PlayStation onlardan bir tanesi arkadaşlar. Nasıl kendi alanında inanılmaz bir pazar payına sahipse belki de otomobiller konusunda da hakikaten çok iyi şeyler edinebilir. Bilmiyorum. Şu anda biraz yakınlaşacağım. Vision S01'in önüne bakıyoruz. Bir sürü radar var, bir sürü sensör var, kamera var, yapay zeka var. Sony bu alanda gerçekten çok ilerlemiş bir şirket. Özellikle görüntü işleme konusunda ve görüntü konusunda, sensörler konusunda gerçekten çok iyi. Ve şimdi bu teknolojilerini bir otomobilde kullanacak. Baktığınız zaman bazı teknik bilgiler var. Bu teknik bilgileri hemen sizlere vereyim. 4 kişilik bir araçtan bahsediyoruz. Aracın boyutları da şu anda ekranlarınızda. 4.8 metrelik bir uzunluğu var. 1.9 metrelik bir genişliği var. Yükseklik 1.4 metre ve bununla beraber 2.3 tonluk bir ağırlığı var sevgili dostlar. Aracın içerisinde 2 tane 200 kW'lık bir elektrikli motor var önde ve arkada olmak üzere. Bu 2 tane motorla beraber 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkabiliyor. Bu arada maksimum hızı da 240 km saatte. 4 çeker bir araç olduğunu da belirtmiş olalım. Bununla beraber jantlarımızı hemen anlatayım. 21 inçlik bir jantımız var ve aynı zamanda havalı süspansiyonumuz var. Şimdi araca baktığınız zaman böyle bir Porsche'nin açıkçası bazı modelleri aklınıza geliyor. Ama tabii yaklaşınca bu Porsche değil diyorsunuz. Ve gerçekten müthiş görünüyor. Sadece dışı değil, içi de müthiş görünüyor. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra dilerseniz kardeşine geçelim. Vision S02'den bahsediyorum arkadaşlar. Bu araç hakkında da bazı teknik bilgiler vereceğim. Az önceki araç 4 kişilikken bu araçta 4 ya da 7 kişilik seçenekler var. Aracın boyutları konusunda bilgi verelim. Yine 4.8 metrelik bir uzunluk var. 1.9 metrelik bir genişlik var. Yükseklik bu sefer 1.6 metre ve ağırlık 2.4 ton. Yine bir önceki kardeşinde olduğu gibi 2 tane 200 kW'lık elektrikli bir motor var. Bununla beraber acaba 0'dan 100'e kaç saniyede ulaşacak? Henüz o bilgiler yok. Yine 4 çeker bir araç olduğunu söylemiş olalım. Bununla beraber 20 inçlik bir jant görüyoruz. Lastiklerimizi görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha geniş bir lastik var şu anda karşımda. Ve yine havalı süspansiyonlarımız mevcut. Bu teknik bilgileri verdikten sonra bazı detaylara bakalım isterseniz. Şu anda tekerler gerçekten yeni nesil elektrikli araçların tasarımına çok yatkın ama hacim olarak diğer kardeşinden çok daha büyük görünüyor. Gerçekten rengi de müthiş bu arada. Tabii renk konusunda farklı farklı seçenekler olacak. İşte şurada bir aynayı görüyoruz. Bu ayna dijital. Tabii benzer teknolojiler birçok araçta var. Yollarda olan araçlarda da var. Şu anda aracın içerisinde 2 kişi var. Mesela biraz optik zoom yapacağım arkadaşlar. Şimdi biraz daha yakınlaştım. Bakın aracın direksiyonuna baktığımız zaman S şeklinde bir logo görüyoruz. Acaba son hali bu mudur? Tam bilemiyoruz. Aracın direksiyonunda öyle çok fazla tuş
Yok. Yani sadece multimedyayı kontrol edebileceğiniz, aynı zamanda şoförün baktığı ekranı kontrol edecek olan tuşlar var. Hani çok sade mi? Aşırı sade diyemeyeceğim ama çok kalabalık da değil. Direksiyonun tasarımı öyle çok iddialı bir tasarıma sahip değil. İçerideki ekrana baktığınız zaman şoförün tam karşısında bir ekran var. Yanında ortada duran bir ekran daha var. Sonra bir ekran daha var. Ve kulaklarda bulunan ekranlarda ayna vazifesini görüyor. Epey güzel ekran sistemi var. Tabii bir de konsolun hemen o kısmında da bir ekran olduğunu söyleyelim. Dokunmatik yüzeylere sahip. Bu alanda gerçekten çok başarılı görünüyor. Bununla beraber kapıya biraz bakalım. Ahşap bazı detaylar görüyoruz. Yine kapıda kullanılan tekstil malzemeleri görüyoruz. Gerçekten çok iyi duruyor. Ama mesela şuradaki bölme yapısı falan hani çok iyi tasarlanmış gibi de durmuyor. Hani orada şişeyi koyar mıyız vesaire soru işareti. Şimdi burada koltukları yönettiğimiz tuş takımını görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber biraz da böyle arka tarafa geçmiş olayım. Ortada bir tane konsol duruyor ama bunlar isteğe bağlı seçenekler olabilir. Yani ben onu istemiyorum, oraya da bir tane koltuk istiyorum diyebilirsiniz ama koltuk gayet şık görünüyor. Yine arkadaki koltukta da yön ayarlamalarını yapabileceğiniz bir tuş takımı var. Tabii ki yine şaft tüneli yok arkadaşlar. Elektrikli bir araç olduğu için buna gerek yok. O da size ekstra bir alan sağlamış. Koltukların arka tasarımları gerçekten çok iyi. Şu anda yine isteğe bağlı olarak ayarlanabilecek olan bazı tabletleri görüyorsunuz ama koltuğun tasarımı gerçekten müthiş görünüyor. Bu arada şöyle biraz aşağıdan yukarıya baktığımız zaman cam tavanı görüyoruz. Galiba açılmayan panoramik bir cam tavan bu ve kapıda şuradaki malzemelerde hep tekstil detayları görüyoruz. İşte ahşabı görüyoruz. Gerçekten çok iyi. Bu arada aracın hemen şu kısmında bir şarj ünitesi var. Bu şarj ünitesi için bilgi istedim ama çok detaylı bilgi vermediler. Yeniden geniş ekrana geçtim. Dedim ki hani ne kadar sürede şarj olur? Ondan sonra bu şarja ne kadar süre, ne kadar yol alır? Bu konu hakkında henüz bilgi vermediler. Çünkü şarj teknolojileri de gelişiyor arkadaşlar. Şimdi bir katı pil gibi farklı bir teknolojiden bahsediyoruz. Şimdi bu araç ne zaman yollara çıkacak? Hani Vision S01 gibi yollarda görebilecek miyiz? Sonuçlar ne olacak? Henüz bilmiyoruz. İşte Sony detayı şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bir S harfini görebileceğiz. Vision S02'yi şu anda arkadan görüyoruz. Hakikaten çok iyi duruyor. Gerçekten çok iyi duruyor. Yani Vision S01 ile kıyasladığımız zaman çok çok daha iyi görünüyor. Tasarım gerçekten müthiş görünüyor arkadaşlar. Hani bir başka açıdan da yine sizlere göstermiş olayım. Hakikaten bayıldım. Şimdi yeniden şu Vision S01'e dönecek olursam S01'in arka taraftan görüntüsü de işte böyle. S02 ile yaklaşınca hakikaten çok fark varmış. Yani ben şöyle uzaktan bir baktım. Dedim ki birbirlerine ne kadar benziyorlar ama o kadar da benzemiyorlarmış. Yani Vision S02 gerçekten müthiş. Böyle kıyaslayacak olursak ne ile neye benziyor? Mesela bu model S, o da model Y. Dediğimiz Tesla'nın iki farklı model arasındaki farklılıklar açıkçası burada da kendini gösteriyor diyebiliriz. Bu arada kollar biraz farklı. Şimdi biraz zoom yapacağım. Şu anda kapı kolunu görüyorsunuz. Farklı bir tasarım var. Şimdi diğer kardeşine geçecek olursak orada işte Range Rover Velar'larda gördüğümüz daha farklı bir tasarımı görüyoruz. Acaba nihai hali nasıl olacak? Tabii bilemiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Sony'nin iki elektrikli otomobilini CES'te gördüm ve ilk deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Çünkü bu konu bizim için çok önemli. Bir TOG maceramız var. TOG'un rakiplerinden diyebiliriz artık. Çünkü Sony de artık bu alanda yeni teknolojileriyle kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatmak istiyor. Çok büyük bir teknoloji şirketi. S01 ve Vision S02 olmak üzere iki farklı modelle şu anda CES'te boy gösterdi. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.